okuup sistemlerin e, incelemiştik neydi sıkıntısı okuluk da çıkışla ilgili herhangi bir e, geri dönüş e, olmadığı için sistemin kontrolü kısmına ne oluyordu ne verdiyseniz artık o gelen sisteme gelen gürültülerden de etkilenerek bir çıkış üretiyordu artık bu sizin işinize mi gelir yoksa sizin e, istediğiniz çıkışı bozar mı onunla ilgili herhangi bir işlem yapamıyordunuz. örnek olarak da bu dandiktos makinaları makineleri Ondan sonra ne bileyim. Öyle eski ütüler olabilir böyle. Ya yani kısacası akılsız olan aletler olarak düşünebilirsiniz. Şimdi telefonun sesini kısayım. Ee, şimdi bu şemada ise closed loop bir sistem var. Ne demek closed loop? Aslında şu aşağıdan geçen esas işin tek farkı aslında şu. Şu aşağıda gördüğünüz ok sayesinde Yeni bir şey ekliyoruz biz sisteme. Bu sistemde bakın sizin çıkışınızla alakalı bilgiyi okuyarak sensör sayesinde ne yapıyorsunuz? Sizin inputunuzla şuradaki işarete de bakın. Bakın burada bir eksi var. Sizin referans olan sinyalinizden çıkarıyorsunuz ve bu size bir hata veriyor. İşte bu hata gençler. İşte bu hata sizin kontrolörünüzü e, nasıl e, değiştirmeniz gerektiği ile alakalı ya da e, ne yapmanız gerektiği ile ilgili ekstradan bir bilgi veriyor. size bir bilgi sunuyor. Bunun size katkısı ne? Bunun size katkısı siz istemediğiniz şu gürültülerle alakalı, gürültülerden kaynaklı etkileri e, bu şekilde çıkışınızı okuyarak e, etkilerini azaltabiliyorsunuz aslında. Bir zaman ilerledikçe yani bir sonraki iteratif olarak düşünürseniz eğer bunu e, verdiniz siz girişi. Çıkışa baktınız. Ha, çıkıştaki işaretle sizin istediğiniz referans işaretine kıyasladınız. Evet hata büyük mü? O zaman kontrolür şunu yapsın. E, mesela ne olabilir bu? Örnek vermek gerekirse akıllı sistemlere işte Asansör olabilir mesela. Asansörün işte konumu sizin referans e, sinyaliniz mesela dördüncü kat dördüncü kata çıkmak istiyorsunuz. Dördüncü kata bastınız siz. Ona göre işte o input e, elektrik işte bu kontrolün anlayacağı bir e, işarete dönüşüyor. Ondan sonra sizin zaman geçtikçe bulunduğunuz konuma göre bulunduğunuz konuma göre ki işte kaçıncı katta bulundu, ondan sonra hızı neydi filan bunlar okunarak sizin referans işaretinizle kıyaslanarak kontrolü işte asansörün yavaşlaması gerektiği, işte durması gerektiği ile alakalı bir bilgi bu bilgileri edinerek bir işlemler yapıyor. Tamam mı? Bu aslında buna yarıyor. <laughs> Öyle bir şey olmasa siz çıkışınızı kontrol etmeseniz asansörde ne olur? Asansör çarparak şeyini delip gidecektir. Yani deler mi o kadarını bilemem tabi de şey olacaktır. Aslında bu sistem kapalı devre sistemler açık devreye göre ney? Daha akıllı. Çıkışınızı kontrol ediyorsunuz çünkü. Dezavantajı ne? Dezavantajı daha pahalı. Çünkü ve daha kompleks. Daha kompleks olması onu daha pahalı yapıyor. Eee ekstra bir maliyet getirecektir şu sürekli sizin çıkışınızda e, çıkışınızla giriş referans sinyalinizi karşılaştırmak ki bu zaten e, feedback sistem olduğu için ekstradan farklı sıkıntılar işte bunu stabil olması lazım filan bunlarla ilgili işlemler gerekiyor ya yani daha kompleks olduğu için fiyatı da daha ne olacaktır pahalı olacaktır bir eski bir ütüyle işte şimdi yeni bir 500 liralık ütünün işte sizin kıyafetinizi işte yakmaması ondan sonra bazı şeyde otomatik olarak elektriği kesmesi gibi özellikler aslında hep bu feedbackten yani geri beslemeden kaynaklı sizin çıkışınıza bakarak kontrollerinizi değiştiren yapılardan kaynaklı şeyler aslında. Ne Her neyse anladınız. Tamam, bu da loop bir devre. Bununla ilgili ne söyleyecektim ben? Aslında söyleyeceğimi söyledim. Çok da bir şey kalmadı. Ee, dediğim gibi, açık açık döngülerle kıyaslandığı zaman kapalı döngüler daha akıllı sistemler sunuyor bize ve e, bunun yan etkisi de daha pahalı, daha kompleks üretmesi daha zor olmaları. Tamam gençler, bu da kısa bir video oldu. Bundan sonra artık e, frekans domaininde, işte frekans domainine giriş yaparak Laplace transformundan falan bahsedeceğim. Her zamanki gibi e, işte diferansiyel denklemler, sinyaller ve sistemler ve olduğu gibi burada da bir e, yine Laplace zaten frekans işin içine girince sürekli zamanda konuşursak, Laplace ayrık zamanda konuşursak da. Z dönüşümü ee, hatırlayacak olursanız ee, işin içine dahil oluyordu. Başka olasılıkta da var mı? Laplace. orada da moment üreten fonksiyonlar karakteristik fonksiyonlar var. Orada da var. Tabii. Her neyse. Tamam arkadaşlar. Anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.